Uyanır uyanmaz tipimden bir şey çıktım annemle. Çünkü tutsa alacağım. Doğal taş da bakın, çok tatlı kedi. Doğal taş da bakabilirim. Ama tütsü kesin alacağım. Böyle böyle paramız bitiyor. Geldik olayın en korkunç yerine geldik. Şimdi diyorsunuz en son sabah. Sabahın körü. Yani sabahın körü değil artık, öğle saatlerine doğruydu ama gözümü açtığım an annem evden çıkıyor. Dedim ki ben de seninle geliyorum, bekle. Uyanır uyanmaz gidiyorum diye. Normalde kesinlikle benlik bir hareket değil. Bakın çok önemli bir şey olsa bile hiçbir güç beni uyanır uyanmaz yerimden kaldıramaz. Şöyle söyleyeyim. Lisedeyken işte özelde okuduğum için servisle gidip geliyorum. Yine uyanmışım. Servise 5 dakika var. Halbuki 2 dakika üniformamı geçirsem, çantamı alıp gitsem yetişir. Yapmıyordum. Önce bir ayılıyordum, sonra taksiye binip gidiyordum. Yani bu çok yaşandı. Yani ben böyle bir karakter. Bu arada böyle şeyleri anlatacağım hiç düşünmezdim ama burası benim sanal günlüğüm ve tüm yansıtmak istediğim kısımlarını yansıtıyorum. Bu şeyi de böyle anlatmak istedim. Neyse, ilk defa yani demek ki bugün benim evde yalnız olmamam gerekiyormuş. Bu sonucu çıkaracağız bu hikayenin sonunda. Ben gittim işte, tütsülerimi seçtim. İçeri girdim. İçeride de bir, ben hep aynı yere gidiyorum. O abla da böyle işte taşlarla ilgili, tütsülerle bilmem, yani bunlarla ilgili bilgili birisi. O abla yakalamışken, abla dedim ama Başak Burcu'yum, ben hangi guaşa taşını önerirsin? Sürekli ve sürekli kendi kendine çatlıyor, bozuluyor. Yani bozuluyor derken çatlıyor, parçalanıyor. Biliyorsunuz fazla enerji birikiminden doğal taşlar böyle olabiliyor. Bana öneri yapsın istedim. Sonra işte önerisini yaptı, bence bunu kullanıştı. Demek ki biz Başak'la işte fazla kafaya takıyoruz bazı şeyleri vesaire. Hani sonra dedim birkaç tane daha hani doğal taş alayım. Masamın üstüne böyle bir tabağım var benim, mumlar falan var. Onun için taşlarımı koyuyorum. Bakıyorum, sohbet ediyoruz taşlarla ilgili. Stres yapıyorsun demek ki falan filan. Benim gözüm kararmaya başladı. Abla hani dedim ya biliyordu. Bana böyle bilgi veriyordu. Ben artık bir yerden sonra sesi bulanıklaşmaya başladı. Gözüm inanılmaz karardı. Ben artık göremiyordum ve başım dönmüyor. Benim başım dönüyor dedim bir anda. İyi misin dedi. Elimi kolumu tuttu. Yok dedim, ben çok kötüyüm. Benim çok kötü başım dönüyordum. Sonra işte dışarı çıkarttı. Gel bir otur, bir hava al falan. İçinden eczacı bir abla geldi. Yan esnaflar şeker getirdi. Kolonya getirdi falan filan. Bekle. Mac and cheese yaptım. Ama çok sıcak, o soğuyana kadar anlatayım size. Bembeyaz oldu, dudaklarım orardı. Benim ellerim uyuşuyor, onu söylemeye çalışıyorum. İşte ailesine haber verelim. Ambulansı zaten direkt aradılar. Ambulans o kadar geç geldi ki onlar gelene kadar ben zaten ayıldım yani. Artık insanları daha net, kullandığınız bir ilaç var mı falan. Hani dedim böyle böyle durumlar var vesaire. Antidepresan kullan vesaire vesaire. Bunlar gereksiz detaylar. Her şey psikolojik ama ben hani kendimi bu kadar sıkmıyorum. Sıkıyorsam da farkında değilim. İstemsiz oluyor. Bunun... Bilmiyorum. Önümüzdeki hafta randevum var zaten doktorumla. Bunları detaylıca daha da konuşacağım. Ama yani inanın hiçbir şey. Yani bunları hep söylemesi kolay. Biri benim karşıma gelse ya ben böyle böyle şeyler yaşıyorum ve bunlar hep stresten oluyor. Ya kendine bunu yaşatma değer mi gibisin? Hani o şekilde değil de yani canını hiçbir şeye sıkma değmez. Ben hep zaten çevremdekileri söylüyorum ama şunun da farkındayım. İnsan elinde değil. Zaten kimse kendine bunu yaşatmak istemez. Kimse o dakikaları, o an... Ben hayatımda hiç bayılmadım bu arada. Bugün de eşiğinden döndüm. Ya yani ağzıma şeker attılar, kolonyaladılar. Hani bir şekilde böyle benim bir kendime getirdiler. Ve ben dediğim gibi hayatta uyanır uyanmaz. Hiçbir güç beni dışarı çıkaramaz. Demek ki benim bunu bugün yaşayacağım varmış ve yalnız olmamam gerekiyor. Yani teşekkür ederim evrene. Çok iyi insanların yanında bulun. Beni annemin yanına götürdü falan işte. Ondan sonra biraz böyle uyudum, dinlendim. Uyandığımda biraz daha iyi hissediyordum.
Öyle kötü anlar yaşandı bugün ya. Yani. İyiyim, daha iyiyim ama gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var. Ağlamaktan bakyajım çok akmıştı. Olayı anlatırken bu arada eve yeni geldik. Hemen kısa bir Mr. D turu yaptık. Bu arada kötü olmadan önce sütsü ve doğal taşlar falan almıştım. Şimdi birlikte onlara bakalım bir yandan. Çünkü yemeğim çok sıcak. Neyse kısacası günün geri kalanını öyle dinlenerek geçirdim. Aldığım şeyleri de yemekten sonra size göstereceğim. Şimdi Cool Lime ve Mac and Cheese keyif yapacağım. Biraz keyif hakkım ya. Pürüzsüz olsun. İçimde kalacağına benim olsun dedim ve çantamdan kesinlikle çıkarmayacak. Acaba videolarda söylüyorum çünkü sürekli defter beğendiğim zaman alırken şöyle bunu çantamdan çıkarmayacağım falan oluyorum. Çok güzel yani içini falan böyle detay çekerim birazdan. Çok güzel bir defter sonuna kadar hak ediyor. Hadi. Şöyle bende zaten çıkartma vardı bir de böyle sini aldım yeşilini. Bu sefer de pembesini aldım. Böyle notebook çocuk gibiyim ya ama çok tatlı. Yani bu kadar tatlı olurlarsa alırım. Bir de böyle bir şey var. Şimdi fiyatlarını şöyle söyleyeyim. 170, 55, 28, 22, 33. Sülerim. Zaten benim olmazsa olmazım. Yani bu olmak zorunda sürekli evimde. Tropical Forest. Bunu ilk defa deneyeceğim. Ne olursa olsun tütsülerimin hepsinin şeyi markası Darshan. Bilmiyorum. Hep çubuk alıyorum. İlk defa cevizli aldım. Yine Darshan vardı. Bu sefer küçük yani. Guaşa taşım var. Sonunda guaşa masajları yapacağım. Böyle yine masama koymak için aldığım güzel enerjiler çekeceklerine inandığım iki taş. Bir tanesi şöyle, bir tanesi böyle. Yeşil zaten benim rengim biliyorsunuz. Strese falan iyi gelecek. Ya masam birazcık tabii dağılmış olabilir. Hepimizin başını dilim. Şu an günün en sevdiğim saati zamanlarındayız. Kahve yaptım. Sıcak kahve. Bundan bahsediyorum. Yani yoksa sabah olması falan pek öyle sevdiğim şeyler değil benim ya. Ben kahve içeceğim için öyle söyleniyor. Kahve içip birazcık belki Joran ya da düşünce defteri bilmiyorum çok da ayılabildiğimi düşünmüyorum. Ama biraz serin bu arada. Zaten bir üşüyorum. Anlatacak bir şeyim yok şu an. Ayılamadım bile yani. Birazdan dışarı çıkacağım. Çıkmadan önce iki tane yeni çanta var. Onların görsellerini yükleyeceğim. Bana bakın ama iş kadın oldum hiç. İndi mi kız? Güzel bir kitap ama ben çok vakit ayırmadım. Şu kadarcık şeyi hala bitiremedim. Bitireceğim artık. Bu hafta bitecek. Hedef bu. Şimdi sahile ineceğiz. Çok uykum var. Umarım uykum açılır. Böyle tam da çantamı hazırlayacaktım. Kargom geldi. Kargo için. İçine aldım derseniz. Biliyorum yeni çanta aldım. Birlikte şey yaptık. Pahalı bir çantanın muadili ve ben o kadar para vermem bir çantaya. Çok böyle birebir resmen. Bu arada en sevdiğim şey içinde ne olduğunu bilsem de kargo paketi açmaktır. Bakar mısınız pakette pembe kalp var. Çok güzel şimdi. Açıyoruz çantamızı. Koymuş. Bir dakika fotoğrafını çekeceğim. Çok tatlı ya. Bundan zaten kaçıncı çanta dışını bilmiyorum bu satımda. Kanka oldu yani. Çanta. Notunu da atmayacağım. Saklayacağım.
Böyle şeyler çok değerli. Ama yalnız. Ama çantanın kalitesini. Yani. Çantanın kalitesini bir şey diyemiyorum. Şunu atalım. Böyle. Biliyorsunuz bunu zaten çok ünlü. Şimdi ben bunu içine geri koyacağım. Bir balkona çıkarıyorum. Bir odama koyuyorum. Tam da sıraya dursun. Yine çiçelim. Geçti günüm yani. Onu sormadım. Neyi? Cool Lime'ni erkenden bitirip fotoğraf çekmemi ama fırsat bırakmadım. Ama sıcak ve buz erince sulanıyor, ben sevmiyorum öyle. Koyacağım bu kısmı YouTube'a, 60 kişi izlesin. Vallahi ben sana diyorum ki ben yapayım, ben hiç yapmadım. Bir defa ben yapayım, çok güzel olur. Journal yapıyoruz. Gayet eğlenceli bir aktivite. Nereye yapıştırayım? Şuraya yapıştır. Oraya diyeceğim ki ağacın gölgesine kilim serdik. Orası ama dar olmaz mı? Şöyle falan mı yapsak? Tamam, oraya ya, yazmak istiyorsan yaz. Yok, benim yazım çok kötü. Hiçbir yerden sığmıyorsun. Ben minicik olduğum için sığamıyorum. Bak, bir yatıverdim istedim. Neyse, bir şey anlayalım. Bana verirsin, ben evde bunu penseyle şey yaparım, veririm sana. Çıkıyor mu? Evet. Şimdi yine dışarı çıktım. Evet, bizim yine dışarı çıktım. Vlog'uma konuşuyorum. Sen adın mı? 61 tane abonem vardı. İzleyicilerimle konuşuyorum. Annem de bana eşlik ediyor. Sağ olsun. Süslendik, püslendik. Süslenmekten kastımız saçımızı topladık. Beyza bana Türk kahvesi yapacak. Hiç öyle bir şey konuşmadık ama. Annenin içinden öyle geçti. Annem bana bir şeyler alırsa şimdi. Ne aldıracaksam sanki tavsiye ediyoruz evin yakınındaki. Şaka yapıyorum, bir kahve Mr. yaparız. Mr. Dean'dan az önce geldim daha. Anneciğim, kırtasiyeden ne alacak? Ama Mr. Dean yapamayacağı bir şey. Fotoğraf çıkartmaya gidiyorum. Journal'ıma yapıştıracağım diyorum. Journal diyorum. Üf, çok... Ay neyse. Sonrası journal'ımı yapıştırırken gösteririm tekrar. Anksiyetem tuttu, yeter bu kadar konuşmak.
evdeyiz. Tavsiyeye sadece şunu çektim. Fotoğraf çıkarttırdım. Bunun içine koydum. Burada 10 tane falan fotoğraf var. Journal'da yapıştırmak istediğim birkaç şey seçtim. Bunu da çıkartmalarını beklerken aldım. Ve küçük küçük stickerlerim var ya, şu an nereye koydum bile bulamadım. İşte o küçük stickerları buna koymak istedim. Çünkü çok düzensiz. Ve bugün Mr. D'ye gittik. Mr. D. Şuraya gördüğünüz asmış olduğum şeyleri aldım. Şu an 24 saat bir şey asmamamız gerekiyor. Yani umarım sağlam yapıştırmışımdır. Çok tatlı desenleri yakından da gösteririm. Yaptım. Bu son anda kasanın orada dikkatimi çekti. Böyle minik, aşırı aşırı hoşuma gitti. Çok çok tatlı bir şey bence. Cool Line mi yapsam? Bunu yiyip Gilmore Girls. Evet.